Belediye Başkan Vekili Hüseyin Köroğlu, kısa süre önce göreve gelen Laleli Mahallesi'nin yeni muhtarı Bedriye Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hayırlı olsun, tebrikler. Bugün duyduğum zaman çok sevinmiştim. Bir önceki muhtar Cemil Tozlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Laleli Mahallesi'ne hizmet edecek olan Pehlivan'ı tebrik eden Köroğlu, aynı zamanda Manisa Merkez'in tek bayan muhtarına kavuşmuş olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Köroğlu şöyle konuştu. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Geçmiş bu mahalleye hizmeti olan bütün muhtarlarımızın hepsini saygıyla anıyorum. Hizmete geçenlerden Allah razı olsun. Ama sizin de bu bayrak yarışında büyük başarılarla şehrimizin idarecileriyle birlikte, bizimle birlikte, Sayın Valimizle, Sayın Belediye Başkanımızla birlikte güzel hizmetlere imza atacağınız inancıyla hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'de selamlarını ve sevgilerini getirdim. Kendisi şu anda rahatsız. Bu münasebetle ben vekalet ediyorum. Çok mutlu oldu. Çok memnun olduğunu söyledi. Daha sonra görüşürsünüz. Görüşeceksiniz. İnşallah. Ben şimdiden tebrik ediyorum. Lütfen teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Ziyaretlerinden dolayı Köroğlu'na teşekkürlerini sunan Bedriye Pehlivan da kent merkezindeki tek bayan muhtar olmasının sevincini yaşadığını belirtti. Göreve gelir gelmez çalışmalarına başladığını belirten Pehlivan şunları söyledi. Şu an ziyaretlerim var. Küçük küçük tabii ki talepler var, istekler var. Bunları biriktiriyorum şu an. Tek tek aramaktan ziyade bir gün ben aslında ziyarete gelip en azından hem sorunları konuşup hem sizlerle çalışmak istiyordum. Siz tabii çok daha güzel bir şekilde buraya geldiniz. Biz daha memnun olduk bu anlamda. Mahallemizin öyle çok da büyük sorunları yok açıkçası. Evet, Laleli evet. Güzel bir semt. Yani Manisa'da oturan kesimiyle, eğitimiyle, yani semt olarak rahat yaşanabilir. Manisa'nın güzide semtlerinden biri diye düşünüyorum ben zaten. Hali hazırda tabii ki mutlaka ihtiyaçlar var, gelişimlerden kaynaklı. Şu an o sorunlarla ilgili olarak benim ilk etapta söyleyebileceğim Laleli'nin bir aydınlatma problemi zannediyorum biraz var. Özellikle bu parklarda, işte ara yerlerde, akşamları özellikle. Yani bana en başta gelen ihtiyaçlarından biri olarak bu geldi. Bunun haricinde diğerlerini zaten şu an sizin bölge sorumluluğunuza koordine çalışmalara başladık biz. Güzel bir proje düşündük. Evet. Özellikle temizliğiyle ilgili bir temizlik gönüllüleri ordusu kurmak istiyoruz burada. Bayağı da vatandaşlarımızdan da talep var, gönüllü olmak isteyenler var. Hani el birliğiyle hem belediyenin buradaki sorumlu arkadaşlarla birlikte koordine bir çalışma düşünüyoruz. Çok İlk etapta bu var. Bunun haricinde teşekkür ediyoruz. Bir basketbol sahası yenilediğinizi yaptınız bize. Evet. Çocuklarımız çok memnun. Biz de bu vesileyle burada bir Laleli Mahallesi basketbol müsabakaları düzenlemek istiyoruz. Çocuklarımızdan da güzel talepler geliyor, istekler geliyor. Hem ilk öğretim hem lise grupları arasında. Yine bunları size danışacağız tabii ki mutlaka. Sizlerle nasıl tabii ki neler yapabilirsek. İlk etapta böyle ufak tefek bir şeylerle bir işlerimize başlamayı düşünüyoruz.